Sevgili çocuklar, biliyorsunuz ki 25 Nisan'da bursluk sınavınız var. Bu nedenle size yol göstermesi ve yardımcı olması bakımından 2020 yılında çıkmış sosyal bilgiler sorularını çözeceğiz. Toplamda 25 tane sorumuz var. Sizlerden ricam, ben çözmeden önce videoyu durdurun. Önce soruları kendiniz çözün, daha sonrasında benimle birlikte çözün. Birinci sorumuzla başlayalım. Evet, kırmızı kalemimizi alalım. Altın çizmemiz gereken yerler olabilir. Evet, sorumuzu okuyorum. Zeynep ve arkadaşlarının bu projeyi yapmalarında aşağıdakilerden hangisi etkili olmuştur diyor. Bakalım Zeynep ve arkadaşları nasıl bir proje yapmışlar. Evet, atık kağıt ve pillerin geri dönüşümü için bir proje çalışması yapmışlar. Evet, neden atık kağıt ve pillerin geri dönüşümü? Geri dönüşüm ne demek bir kere çocuklar? Geri dönüşümün amacı nedir? Kaynaklarımızın tükenmesini engellemek ve atık çöp miktarını azaltmak için yapılan bir takım faaliyetleri biz geri dönüşüm diyoruz. Mesela cam gibi, kağıt gibi, işte plastik ya da işte pil gibi maddeler geri dönüştürülerek tekrar kullanılabilir hale getiriliyor. Bu da ülke ekonomisinde katkı sağlıyor. Ama özellikle buradaki amaç nedir çocuklar? Çevreye duyarlı olmaları değil mi? Atık kağıt ve pillerin geri dönüşümü özellikle çevreye karşı, doğaya karşı duyarlı olduklarını gösteriyor. Seçeneklerimize baktığımız zaman A seçeneğinde doğaya karşı duyarlı olmaları bize doğru cevabı veriyor. Cevabımız hangisiymiş? A seçeneğiymiş. Evet, diğer sayfaya geçmeden yan taraftaki sorumuza bakalım. Dördüncü sorumuzda ne varmış? Dünya çocuklarını korumak ve yaşam koşullarını iyileştirmek. Hemen altını çiziyorum. Dünya çocuklarını korumak ve yaşam koşullarını iyileştirmek amacıyla. Evet, hatırlıyor musunuz çocuklar? Çocuk hakları konumuzu işlerken dünya çocuk haklarını korumak ve yaşam koşullarını iyileştirmek amacıyla Birleşmiş Milletler'e bağlı olarak bir kuruluşumuz vardı. Neydi o kuruluşumuzun ismi? Evet, UNICEF dediğinizi duyar gibiyim çocuklar. Cevabımız UNICEF değil mi? Biz bunu çocuk hakları konumuzda işlemiştik. UNICEF'in temel amacı neydi çocuklar? Dünya çocuk haklarını korumak ve yaşam koşullarını iyileştirmekti. Ama diğer seçeneklerimize de bir bakalım. Mesela tema vakfımız nedir çocuklar? Açılımı. Türkiye Erozyonla Mücadele ve Ağaçlandırma Vakfı. Temel amacı nedir? Kurak alanlarda, özellikle kurak bölgelerde, erozyona maruz kalan bölgelerde ağaçlandırma yapmak, doğal çevreyi korumak temel amacıdır. C seçeneğimizdeki LÖSEV. LÖSEV'in açılımı nedir çocuklar? Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı'dır. Temel amacı nedir? Lösemili çocukların sorunlarına çözüm bulabilmektir. D seçeneğindeki ÇEVKO ise Çevre Koruma Vakfı açılımı. Temel amacı da ambalaj atıklarının geri dönüşümünü sağlamak. Bize burada çocuk haklarını koruyan ve yaşam koşullarını iyileştiren kuruluşun ismini sormuş. O yüzden cevabımız hangisi olmalı? B, UNICEF olmalı. Evet, öncelikle ekranımızı temizleyelim. Daha sonrasında diğer sorularımıza geçelim. Evet, ikinci sorumuza devam edelim çocuklar. Yine kırmızı kalemimizi alalım. Buna göre hangi öğrenci sorumlulukla ilgili doğru örneği vermiştir diyor. Bakalım. Sosyal bilgiler öğretmeni öğrencilerinden sorumlulukla ilgili örnek vermelerini istemiş. Öğrenciler şu örnekleri vermişlerdir. Ayşe hastanede tedavi olmak demiş. Mehmet okulda eğitim görmek demiş. Derya planlı ve düzenli çalışmak demiş. Emre ise barınma ihtiyacını karşılamak demiş. Evet çocuklar, biz bu konu işlerken sorumluluk ve haklarımız vardı değil mi? Haklarımız ve sorumluluklarımız vardı. Burada bize sorumlulukla ilgili doğru örnek sorulduğuna göre demek ki burada 3 tanesi hak, bir tanesi sorumluluk. Baktığımız zaman hastanede tedavi olma hakkımız var değil mi bizim çocuklar? Sağlık hakkımız vardı. Onun dışında okulda eğitim görme hakkımız vardı. Yani eğitim hakkımız bizim temel haklarımızdan bir tanesiydi. Planlı ve düzenli çalışmak, bu bir dursun bakalım. Barınma ihtiyacını karşılamak, özellikle ailemiz bizim barınma ve beslenme ihtiyacımızı karşılamak zorundaydı. Bu bizim temel haklarımızdan bir tanesiydi. Planlı ve düzenli çalışmak ise bizim sorumluluğumuz, bizim görevlerimiz arasında olduğu için Derya'nın verdiği cevap sorumluluğa girer. O yüzden cevabımız hangisi olmalı? C, Derya olmalı. Evet, beşinci soruya geçiyorum. Buna göre Hitit uygarlığı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez diyor. Bakın çocuklar, bunlar, bu ifadeler önemli. Altı çizilmiş ama siz yine soruları çözerken önemli ifadelerin altını çizmeyi unutmayın. Hititlerde devlet askeri ve dini yetkileri olan kral tarafından yönetilirdi. Kralın en önemli yardımcısı Tavanan'ın adı verilen kraliçeydi.
Tanrılara hesap vermek amacıyla anıl adı verilen yıllıklar tutarlardı. Evet, hangisi söylenemez diyor. Bakalım seçeneklerimizde neler varmış. Kadın devlet yönetimine katılmıştır. Biz bunu nereden anlıyorduk çocuklar? Bu konuyu işlemiştik. Hititlerde en büyük, yani kralın en önemli yardımcısı Tavananna'ydı. Tavananna neydi çocuklar? Hititlerde kraliçe verilen isimdi ve devlet yönetiminde etkiliydi. Neden? Zaten burada kralın en önemli yardımcısı demiş. O yüzden bu söylenebilir. Ay gitti. B'ye bakalım, yazılı belgeler oluşturmuşlardır diyor. Hititlerin önemli yıllıkları vardı ve biz bu yıllıkların ismine ne demiştik? Anal demiştik. Bu anallarda neler vardı çocuklar? Tanrılara hesap vermek için işte başlarından geçen iyi kötü bütün olayları yazıyorlardı. Hatta tarih, objektif tarih yazıcılığına başlatan bir uygarlık olduğunu söylemiştik. Bu da yine yazılı belgeler oluşturduklarını kanıt gösterilebilir. B'ye de gider. Evet, C'ye bakalım. Devlet yönetiminde din etkilidir diyor. Bakın çocuklar, ilk cümleye baktığımız zaman Hititlerde devlet askeri ve dini yetkileri olan kral tarafından yönetilirdi diyor. Demek ki kralın dini yetkileri de varmış ve yönetimde din de etkiliymiş diye yorum yapabilir miyiz? Evet, C'ye de gider o yüzden. D seçeneğimize bakalım. Tek tanrılı bir din anlayışı vardır diyor. Bununla ilgili bir bilgi verilmemiş çocuklar. Ayrıca Hititlerde çok tanrılı bir din anlayışı hakimdi değil mi? Hititler tek tanrılı bir din anlayışı yoktu. Cevabımız o yüzden hangisi olmalı? D olmalı. Evet, tekrar temizleyelim. Ve geçelim diğer sorularımıza. Evet, üçüncü sorumuza bakalım. Tekrar kalemimizi alalım. Aşağıdakilerden hangisinde eğitim hakkının ihlali söz konusudur? Evet, eğitim hakkının ihlali. Demek ki eğitim hakkına yararlanmama söz konusu var. Bir öğrencinin okula gönderilmeme söz konusu. Bakalım neler var mı seçeneklerimizde? Yeni doğan bebeğin nüfus kütüğüne kaydedilmemesi. Burada vatandaş hakkının ihlali değil mi çocuklar? Her yeni doğan kişinin, her yeni doğan bebeğin vatandaş hakkı vardır. O yüzden A gider. Burada eğitim hakkı ile ilgili bir bilgi yok. B'ye bakalım, çocukların düşüncelerini özgürce ifade etmelerinin engellenmesi diyor. Evet, düşünce ve ifade özgürlüğünün ihlali söz konusu. B de gider. C'ye bakalım, bir ailenin konutuna izinsiz müdahale edilmesi diyor. Burada da konut hakkının ihlali söz konusu. D'ye baktığımız zaman okul çağındaki bir çocuğun okula gönderilmemesi. Evet, tam da aradığımız cevap budur. Eğitim hakkının ihlalinin en büyük göstergesi. Değil mi çocuklar? Cevabımız D olacak. Evet, yan taraftaki 6. sorumuza bakıyoruz. Aşağıdakilerden hangisi Mezopotamya'da kurulan uygarlıklardan birisidir diyor. Mezopotamya'da. Hatırlıyor musunuz çocuklar? Mezopotamya'da kurulan uygarlıklarımız nelerdi? Evet, hemen yazıyorum. Bas diye kodlamıştık. Nelerdi bunlar? Babiller, Asurlar ve Sümerlerdi. Evet, baktığımız zaman Mezopotamya'da kurulan uygarlıklardan birisidir diyor. Babil, Asur, Sümerlerden hangisi var cevabımızda? Cevabımız Sümerler olmalı. Evet, bakalım hemen işaretleyelim. Cevabımız C olmalı. Evet, mesela diğerlerine bakalım çocuklar. Diğerlerini hatırlıyor musunuz? Bunları da Filhu şeklinde kodlamıştık. Filhu neydi? Anadolu'da kurulan uygarlıklarımızdı. Nelerdi bunlar? Tekrar hatırlayalım. Frigiler, İyonlar, Lidyalılar. Hey neydi? Az önce sorumuzda da çözmüştük. Hititler ve son olarak Urartular. Bunlar da bizim Anadolu uygarlıklarımız değil mi çocuklar? 3 tanesi Anadolu, bir tanesi de Mezopotamya'da kurulan uygarlığımız. O yüzden cevabımız hangisi olmalı? C seçeneği olmalı. Evet çocuklar, 7. sorumuza devam ediyoruz. Buna göre aşağıdakilerden hangisi tarihi mekana örnektir diyor. Hemen altını çiziyorum. Tarihi bir mekan arayacağız alttaki seçeneklerimizle. Üst kısmı okuyorum öncelikle. Geçmişte yaşamış insan topluluklarına ait kalıntıların bulunduğu, hemen altını çiziyorum, kalıntıların bulunduğu yapı ve alanlara tarihi mekan adı verilmektedir. Evet, seçeneklerimize bakalım. Hemen yan taraflarını da yazmak istiyorum çocuklar. Siz de sınav esnasında bu şekilde yanlarına yazarsanız daha iyi olursun açınızdan. Evet, Çatalhöyük Antik Kenti günümüzde Konya'nın Çumra ilçesinde bulunuyor çocuklar. Ve geçmişte yaşayan insanlara ait kalıntıların bulunduğu yapı ve alanlardan oluşan bir antik kentimiz. Zaten üst kısımda da tanıma verilmiş tarihi mekan
Çatalhöyük Antik Kentimiz. Aslında cevabımız çıktı ama diğer seçeneklere de bakmak istiyorum. Manyas Kuş Cenneti Balıkesir ilimizde bulunuyor. Balıkesir ilimizde bulunan bir doğal güzelliğimiz. Yüzlerce kuş türünün yaşadığı bir alanımız. Manyas Kuş Cenneti. C seçeneğine bakalım. Hazreti Muhammed'in kılıcı, geçmişte yaşayan insanlardan günümüze kalan eşya ya da nesnelere biz tarihi nesne ismini veriyoruz. Yine Fatih Sultan Mehmet'in tuğrası da geçmişten günümüze kalan tarihi nesnelerimizden bir tanesi. Evet, cevabımız hangisi olmalı? Tarihi mekanı sorduğu için Çatalhöyük Antik Kenti bizim doğru cevabımız. Evet, 10. sorumuza bakalım. Bu bilgilere göre Lidyalılar aşağıdaki alanların hangisine katkı sağlamıştır diyor. Evet, hemen bakalım. Lidyalıların en büyük icadı neydi çocuklar? Paraydı değil mi? Parayı icat etmeleriydi. Bir de özellikle kral yolunu yapmaları tarihimizde önemli yer tutuyor. Kral yolu nereden başlıyordu çocuklar? Manisa Sart'tan başlıyordu. Asurların başkenti Ninova'ya kadar uzanan bir yoldu bu. Ve bu yol sayesinde Anadolu ile Mezopotamya arasında ticaret gelişmişti. Ticaretin gelişmesiyle birlikte zengin olmuşlardı ve zenginleşerek parayı icat etmişlerdi. Değil mi? Hepsi birbirle bağlantılı aslında. Buna göre seçeneklerimize baktığımız zaman ne ile bağlantı kurabiliriz? Tabii ki de ticaretle bağlantı kurabiliriz değil mi? Paranın icadıyla, ticaretin gelişmesiyle Lidyalılar dünya tarihinde önemli bir yer tutmuştur diyebiliriz. Evet, ekranımızı temizleyelim ve diğer sorularımıza geçelim. 8. sorumuza geldik. Aşağıdakilerden hangisi milli bayramlarımızın temel özelliklerinden birisidir diyor sorumuzda. Evet, ben hemen hatırlatma yapmak istiyorum size çocuklar. Hemen milli bayramlarımızı hatırlayalım. Neler vardı? 23 Nisan, 19 Mayıs. Evet, yanlış yazmayalım. 19 Mayıs. 15 Temmuz vardı. 30 Ağustos. Ve son olarak ne var çocuklar? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız var. Bunlar bizim milli bayramlarımızdı. Bir de dini bayramlarımız vardı. Hemen onları da hatırlatalım. Nelerdi bunlar? Ramazan ve Kurban bayramlarımız vardı. Bunlar da bizim dini bayramlarımızdı. Evet, bizde soruda milli bayramlarımızın özelliklerinden birisidir diyor. Demek ki 3 tanesi dini bayramların özelliklerinden, bir tanesi milli bayramların özelliklerinden. Bakalım seçeneklere. Akraba ve komşu ziyaretlerinin yapılması özellikle dini bayramlarda yapılan geleneklerimizden değil mi çocuklar? Ramazan ya da Kurban bayramlarında büyüklerimizin ziyaretini yaparız ve ellerini öperiz. B seçeneğinde de büyüklerimizin ellerinden öpülmesi diyor. Aynı şekilde dargın insanların barıştırılması, yine özellikle Ramazan ya da Kurban bayramında küs olan insanların ya da dargın olanların birbirle barıştırılması söz konusu olur. D seçeneği de ise başarılarımızın ve kahramanlıklarımızın anılması diyor. Evet, biz okullarda kutluyoruz değil mi? 23 Nisan'ı, 19 Mayıs'ı, işte 15 Temmuz, 30 Ağustos, 29 Ekim, bunlar hep nedir? Başarılarımızın tekrar hatırlatılması söz konusu. O yüzden cevabımız hangisi olmalı? D seçeneği olmalı. Evet, 11. sorumuza bakalım. Bu bilgiden yola çıkarak aşağıdaki ifadelerden hangisine ulaşılabilir diyor sorumuzda. Bakalım üst kısımda neler anlatılmış. Geçmiş dönemde evlerin önünde 2-3 gün süren düğünler yapılırken günümüzde düğün salonlarında 3-4 saat süren düğünler yapılmaktadır diyor. Evet, aslında burada geçmişle günümüz arasındaki düğünlerin bir kıyaslanması, bir karşılaştırma söz konusu değil mi? Kültürel anlamda yaşanan bir değişimden bahsedilmiş. Seçeneklerimizde de bunu arayacağız. Bakalım iklim şartları kültürü etkiler diyor. Evet, doğru, iklim şartları kültürü tabii ki etkiler ama üst kısımda bununla ilgili bir bilgi verilmemiş. Biz sadece şu üst kısımda verilen bilgiye göre hareket etmek zorundayız. O yüzden A seçeneğimiz gider. B seçeneğine bakalım. Kültürel unsurlar zaman içinde değişebilir diyor. Evet, tam da aradığımız cevap budur. Neden? Geçmişte işte 2-3 gün süren düğünler yapılırken günümüzde düğün salonlarında işte 3-4 saat süren düğünlerin yapıldığından bahsediliyor. Kültürel unsurlarımızdan olan düğünlerimizin zaman içinde değiştiğinden bahsedilmiş. O yüzden aradığımız cevap B olacak. C
C'ye bakalım, yine devam edelim. Kültürel özellikler bölgelere göre farklılaşır. Evet, bu da aslında doğru bir seçenek ama sadece biz dediğim gibi şu üst kısma göre hareket etmek zorundayız. Tamam mı? Çocuklar dikkat edin buna. Bu da doğru aslında. Kültürel özellikler bölgeden bölgeye değişebiliyor ama sadece şu üst kısmı baz aldığımız için bu seçeneği elemek zorundayız. D seçeneğine bakalım. Eğitim imkanları yaşamı kolaylaştırır. Zaten bununla bunun hiçbir ilgisi alakası yok. O yüzden D'ye de gider. Cevabımız hangisiymiş? Kültürel unsurlar zaman içinde değişebilir. Evet, yeniden ekranımızı temizleyelim. Ve diğer sorularımıza geçelim. 9. sorumuza geldik. Hakkında bilgi verilen geleneksel el sanatımız aşağıdakilerden hangisidir diyor. Geleneksel el sanatımız hangisidir diye sormuş sorumuzda. Özel olarak hazırlanmış suda fırça ve çeşitli aletler yardımıyla istenilen desenler oluşturulur ve bu desenler kağıt üzerine aktarılır diyor sorumuzda. Evet, ben okurken aklınıza gelmiştir diye düşünüyorum. Neydi çocuklar? Ebru sanatı değil mi? Osmanlı'dan günümüze kadar gelen su ve boya kullanarak yapılan bir kağıt sanatıydı Ebru sanatımız. Cevabımız hangisi olmalı? A olmalı. Özellikle mavi gibi, yeşil gibi, kırmızı gibi renkler daha yoğun olarak kullanılıyordu hatırlarsanız. Evet, yandaki sorumuza geçelim. 12. soruya geçtik. Tanımı ve örnekleri verilen yeryüzü şekli aşağıdakilerden hangisidir diyor sorumuzda. Yeryüzü şekillerimiz neler çocuklar? Bir hatırlayalım. Dağlarımız, ovalarımız, göllerimiz, akarsularımız, vadilerimiz, platolarımız, daha da çoğaltabiliriz bunları. Peki bize üst kısımda hangi yer şeklinden bahsedildiğine bakalım. Akarsuların yatağını ışındırarak oluşturduğu yeryüzü şeklidir diyor. Bir akarsu yatağını ışındırarak V şeklinde şekilleri oluşturuyordu. Bu da hangi yer şeklini meydana getiriyordu çocuklar? Tabii ki de vadiyi meydana getiriyor değil mi? Hatta vadinin V'si şeklinde bir hatırlatma da yapabiliriz. Vadinin V'si şeklinde şekiller oluşturuluyordu. Önceki derslerimizde Aksaray'da bulunan Ihlara Vadisi'ni konuyu anlatırken örnek vermiştim hatırlıyorsanız. Aksaray'da bulunuyordu değil mi? Ya da işte Muzur Vadisi Tunceli'mizde bulunuyordu. Cevabımız zaten çıktı. Cevabımız hangisiymiş çocuklar? Vadiymiş cevabımız. Üçüncü sorumuzla devam ediyoruz çocuklar. Aşağıdakilerden hangisi bir çizimin harita olabilmesi için gerekli koşullardan biri değildir diyor sorumuzda. Hemen ben buraya yazmak istiyorum hatırlatmak için. Harita konumuzu işlerken size şöyle bir şey söylemiştim çocuklar. Bir haritada olmazsa olmaz 3 temel unsurumuz vardır demiştim. Neydi bunlar? İlki ölçeğinin olmasıydı. Yani belli bir oranda küçültülmesine biz ölçek diyorduk. İkincisi düzleme aktarılması. Düzlem dediğimiz düz bir alan, düz bir ortam ya da bir kağıda aktarılmasıydı. Ve son olarak da kuş bakışı olarak çizilmiş olmasıydı. Kuş bakışı dediğimiz neydi peki? Yüksek bir yerden aşağıya doğru bakışa biz kuş bakışı diyorduk. Bakalım hangileri varmış, hangileri yokmuş. Biz olmayanı cevap olarak kabul edeceğiz. Kuş bakışı görünüşe göre çizilmesi. Evet, haritada olmazsa olmaz özelliklerimizden bir tanesi buydu. Yazdık hatta buraya. B'ye bakalım. Bir düzlem üzerine aktarılması diyor. Evet, düzlem de var. Düz bir alana aktarmamız gerekiyor harita diyebilmemiz için. C'ye bakalım, farklı renkler kullanılması. Baktığım zaman böyle bir bilgi yok. Haritada olmazsa olmazlarımızdan biri değilmiş. D'ye bakalım, belli bir ölçek tane küçültülmesi. Evet, ölçeğinin olması zaten en önemli özelliğimizdi. O zaman cevabımız hangisi çocuklar? Farklı renkler kullanılması bir çizimin harita olabilmesi için gerekli koşullardan bir tanesi değil. Evet, yandaki sorumuza bakalım. Aşağıdakilerden hangisi bu bilgiye uygun bir örnek değildir diyor. Bakalım üst kısımda ne anlatılmış? İklim insan faaliyetleri üzerinde etkilidir diyor. Hemen seçeneklerimize bakalım. İç Anadolu bölgesinde yaygın olan bitki örtüsü bozkırdır diyor. Acaba bu iklimin insan faaliyetlerine mi etkisi yoksa doğaya olan etkisi mi? Evet, doğaya olan etkisi değil mi çocuklar? Neden? Mesela İç Anadolu bölgesine karasal iklim hakimdi. Kurak geçer bir iklime sahip olduğu için de bitki örtüsü bozkırdı. Çok fazla büyümeyen, yeşermeyen bozkırlarımızdı. O yüzden bu bir dursun bakalım, B'ye bakalım. Erzurum ve Kars yöresinde büyükbaş hayvancılık yaygındır diyor.
Evet, iklimden dolayı büyükbaş hayvancılıkla geçiniyor insanlar değil mi çocuklar? Neden? Özellikle Erzurum Kars yöresinde yaz yağışları çok fazla oluyor. Yaz yağışlarından dolayı çayırlar büyüme imkanı buluyor. Büyük ot demek, büyük çayırlar demek, büyükbaş hayvancılık demek. Demek ki iklim üzerinde, pardon, insan faaliyetleri üzerine iklim etkisini burada görmemiz mümkün. Evet, B o yüzden yani alabiliriz. Ege kıyılarında turizm gelişmiştir diyor. Turizm faaliyetlerini kim yapıyor? Tabii ki de biz insanlar yapıyoruz, değil mi çocuklar? Peki neden Ege kıyılarında turizm gelişmiş? Bu Akdeniz kıyılarında da olabilirdi. İklimden dolayı değil mi? Yaz sıcaklıklarından, yaz aylarının uzun sürmesinden dolayı ya da sıcak olmasından dolayı özellikle Akdeniz ve Ege kıyılarında turizm gelişiyordu. Bu da iklimin insan faaliyetleri üzerindeki etkisinde örnek verilebilir. Biliyorsunuz turizm gibi, hayvancılık gibi, tarım gibi bunlar insanların uğraştıkları faaliyetlerdi. D'ye bakalım. Karadeniz'de ahşap malzemeyle yapılan evler görülmektedir diyor. Peki neden Karadeniz'de ahşap evler yaygın çocuklar? Çünkü her mevsim yağışlı geçen bir iklime sahip. Karadeniz ikliminde ormanlar gürdü. Her mevsim yağışlı olmasından kaynaklı değil mi? Yapı malzemesinin kolaylıkla bulunması da evlerde ahşap kullanmaya yöneltmiş. Demek ki iklim insan faaliyetlerini etkilemiş. D seçeneğini de alabiliriz o yüzden. Çünkü bize örnek olmayanı soruyor. A'ya baktığımız zaman bu iklimin doğaya olan etkisi insan faaliyetlerine değil. O yüzden cevabımız hangisi olmalı? A seçeneği olmalı. Evet, ekranımızı temizleyelim ve diğer sorularımıza geçelim. 14. soruya geldik. Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi iklime bir örnektir diyor. Bakalım iklimin tanımı neymiş? İklim uzun süreli hava olaylarının ortalamasıdır diyor. Hava durumu ise kısa süreli hava olaylarıdır. Demek ki 3 tanesi hava durumu, bir tanesi iklim. Biz iklimi bulmaya çalışacağız çocuklar. Bakalım çarşamba günü Ankara'da yağmur bekleniyor diyor. Bakın çarşamba günü. Gün bir gün sürer değil mi? Kısa sürelidir. Kısa süreli hava olaylarına biz ne diyorduk? Hava durumu diyorduk değil mi? Hava durumu A seçeneği, hava durumuna bir örnek. B'ye bakalım. İzmir'deki şiddetli fırtınanın etkisi hala sürüyor. Hala sürdüğüne göre yine anlık yaşanan bir hava olayı mı? Kısa süreli yaşanan hava olaylarına biz ne diyorduk? Hava durumu diyorduk. C'ye bakalım. Erzurum'da kışlar soğuk ve kar yağışlı geçer diyor çocuklar. Kış dediğimiz bir mevsim midir? Evet. Kışlar soğuk ve kar yağışlı geçer. Mevsim peki kaç ay sürer çocuklar? Bir mevsim 3 ay sürer değil mi? Demek ki bir mevsim 3 ay sürüyorsa, kışlar diyorsa bu uzun süren bir hava olayı mı? Uzun süreli hava olaylarına biz ne diyorduk peki? İklim diyorduk değil mi? Bakın kışlar soğuk ve kar yağışlı geçiyor. Bu uzun süren bir hava olayı olduğu için biz buna iklim diyoruz. D'ye bakalım. İstanbul'da yoğun sis trafiği aksattı. Yine sis bir gece yoğun sis de olabilir. Ertesi gün sis gidebilir. Yani yine anlık yaşanan bir hava olayı. Bu da kısa süreli olduğu için biz buna da hava durumu diyeceğiz. O yüzden bizim cevabımız hangisi? İklimi sorduğu için bakalım ok işaretimiz neresi? Erzurum'da kışlar soğuk ve kar yağışlı geçer diyor. Cevabımız C olmalı. Evet, yandaki sorumuza geçiyoruz. Aşağıdakilerden hangisi sanayi tesislerinin yoğunluğu, hemen altını çizelim. Sanayi tesislerinin yoğunluğu ve iş imkanlarının fazla olması gibi nedenlerden göç alan şehirlerimize örnek gösterilebilir diyor. Evet, özellikle çocuklar Marmara bölgemizde sanayi oldukça gelişmişti. Hatta Marmara bölgesi sanayi tesislerinin yoğunluğundan dolayı, yani sanayi tesislerinin yoğunluğu demek iş imkanlarının fazla olması demekti. Ve insanlar iş imkanlarından dolayı Marmara'ya göç ediyorlar ve burada nüfus oldukça kalabalıktı biliyorsunuz. Başlıca işte İstanbul, İzmit ya da Bursa gibi illerimizde nüfusun kalabalık olmasının temel sebebi nedir? Göç alması. Göç almasının temel sebebi neymiş demek ki? İş imkanlarının fazla olmasıymış. Bakalım hangisi göç alan şehirlerimize örnek gösterilebilir diyor. Evet bakalım. Ağrı, Artvin, Şırnak illerimiz göç veren illerimizden çocuklar. Neden? Çünkü iş imkanların kısıtlı. O yüzden bu illerimizde göç almıyor. Aksine göç veriyor. Özellikle sanayi tesislerinin yoğun olduğu illere doğru. Ama Bursa ilimiz çocuklar sanayi tesislerinin, sanayi fabrikalarının oldukça yoğun ve gelişmiş olmasından kaynaklı, iş imkanlarının fazla olmasından kaynaklı D seçeneği Bursa olmalı.
Aşağıdakilerden hangisi karasal iklimin özelliklerindendir diyor. Hemen altını çizelim. Karasal iklim özelliği arayacakmışız demek ki. A seçeneğine bakıyorum. Denize kıyısı olan yerlerde görülmesi diyor. Ama karasal iklim hangi bölgelerimizde görülüyordu çocuklar? Hatırlayalım mı? İç Anadolu, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerimizde görülen iklim neydi? Karasal iklimdi. Ama denize kıyısı olan yerlerde Akdeniz ve Karadeniz iklimleri görülebilir. Ama karasal iklim daha çok iç kesimlerde görülen iklim türümüzdü. O yüzden A seçeneğimizi eliyoruz. B'ye bakalım, günlük ve yıllık sıcaklık farklarının fazla olması diyor. Bunu birazdan açıklayayım. Öncelikle C ve D'ye bakmak istiyorum. Kışların ılık ve yağışlı geçmesi, yazların sıcak ve kurak, kışların ılık ve yağışlı geçtiği iklim türümüz neydi çocuklar, hatırlıyor muyuz? Hemen hatırlatıyorum. Akdeniz iklimiydi. D seçeneğine bakalım. Bitki örtüsünün maki olması diyor. Yine Akdeniz ikliminin bitki örtüsü müydü makiler? Evet. Ama bize karasal iklimin özelliğini soruyor. O yüzden C ve D seçeneğimiz de gidiyor. B'ye geldik. Günlük ve yıllık sıcaklık farklarının fazla olması. Günlük sıcaklık farkı demek aynı gün içinde en yüksek ve en düşük sıcaklığın farkı demek. Yıllık sıcaklık farkı ise aynı yıl içinde en yüksek ve en düşük sıcaklığın farkı demek. Peki bu sıcaklık farkları neden fazla oluyor karasal iklimde? Cevabımız B olacak, belli zaten. Ama bunu açıklayalım. Nem yok çünkü çocuklar, karasal iklim deniz kıyısında olmadığı için, iç kesimlerde olduğu için nem miktarı çok az. Nem gündüzleri ısıyı tutan, geceleri de ısı kaybını önleyen bir faktör. Nem olmadığı için de günlük sıcaklık farkı en yüksek özellikle çöllerde ve karasal iklim hakimiyetinde olan yerlerde görülüyor. Bu nedenle cevabımız B olmalı. Günlük ve yıllık sıcaklık farklarının fazla olması karasal iklimin temel özelliklerinden bir tanesi, aklınızda olsun. Bu şekilde. Evet, devam ediyorum 18. soruyla. Küresel ısınmanın etkisiyle dünyanın ortalama sıcaklığındaki artış aşağıdakilerden hangisine sebep olmaktadır diyor. Hemen altını çizelim. Küresel ısınmanın etkisiyle, özellikle küresel ısınmayla birlikte iklim değişiklikleri mi meydana geliyor çocuklar? Evet, iklim değişiklikleri yaşanıyor değil mi? Hemen belirtelim. Küresel ısınmanın etkisiyle iklim değişiklikleri yaşanıyor. Yaşanan bu iklim değişiklikleriyle birlikte buzullar eriyor değil mi? Kutuplarda bulunan buzullar eriyor maalesef. O yüzden cevabımız C olmalı. Evet, diğer sorularımıza geçelim. Burayı biraz yakınlaştırayım çocuklar. Çünkü yan tarafta din kültürü soruları var. Bir kez daha yakınlaştırayım bu şekilde. Evet, 19. sorumuz. Bu bilgide nüfusun dağılışını etkileyen doğal özelliklerden hangisi vurgulanmıştır diyor. Hemen altını çizelim. Nüfusun dağılışını etkileyen doğal özelliklerden hangisi vurgulanmıştır diyor sorumuzda. Okuyorum. Ormanların gür olduğu yerlerde yerleşme az görülür. Örneğin Karadeniz bölgesinin bazı kesimlerinde nüfusun seyrek olmasında etkili olan faktörlerden birisi ormanların fazlalığıdır. Evet çocuklar, Karadeniz bölgesinde Karadeniz iklimi hakimdi, hatırlıyoruz değil mi? Karadeniz ikliminin temel özelliği neydi? Her mevsim yağışlı geçmesi. Her mevsim yağışlı geçtiğinden dolayı ağaçlar geçme imkanına sahipti. Ve bu nedenle de bitki örtüsü gür ormanlardı. Verilen bu bilgilerde de nüfusun dağılışında özellikle ormanların, bakın, nüfusun seyrek olmasına etkili olan faktörlerden birisi ormanların fazlalığı diyor. Peki orman neydi çocuklar? Karadeniz ikliminin bitki örtüsüydü değil mi? Ve ormanların olduğu yerlere biz ev kuramıyorduk değil mi? Yasaktı ağaçları kesmek, ormanlara zarar vermek hem yasaktı. Hem de sen gür ağaçların, ormanların olduğu bir yere ev yapabilir misin? Yapamazsın. O yüzden burada aslında bize neyden bahsetmiş? Bitki örtüsünden bahsetmiş. Bitki örtüsünden kaynaklı nüfusun seyrek olduğundan bahsedilmiş. O yüzden nüfusun dağılışına etkili olan faktörlerden bitki örtüsü bizim cevabımız olmalı. Yirminci soruya gelelim. Bu tedbirler aşağıdakilerden hangisini önlemeye yöneliktir diyor sorumuzda. Bakalım,
Boş arazilerin ağaçlandırılması. Özellikle bu bizim anahtar kelimemiz çocuklar. Cevaba götüren anahtar kelimemiz. Boş arazilerin ağaçlandırılması. Besi hayvancılığına önem verilmesi. Tarım arazilerinin eğime dik sürülmesi. Evet, bu tedbirler hangisini önlemeye yönelik olabilir? Özellikle az önce de dediğim gibi çocuklar, ağaçlandırma bizim ipucumuz. Nereyi ağaçlandırırız? Bitki örtüsünden yoksun alanları ağaçlandırırız, değil mi? Peki bitki örtüsünden yoksun kurak bölgelerde görülen doğal afetimiz neydi? Hatırlıyor muyuz? Hemen üst kısma yazıyorum. Erozyondu, değil mi çocuklar? Peki erozyon neydi? Erozyon, toprağın bir yerden başka bir yere süpürülmesi ya da taşınması olayıydı. Ve özellikle bitki örtüsünün olmadığı, ağacın olmadığı yerlerde, kurak bölgelerde yaygın olarak görülen bir doğal afetimizdi. O yüzden erozyon yaşanmaması için ne yapmamız gerekiyor? Ağaçlandırma yapmamız gerekiyor. Demek ki hangisinin önlemeye yönelik bir tedbirmiş? Ağaçlandırmak, erozyonu önlemeye yönelik bir tedbirimizmiş. Cevabımız B olmalı. Evet, yan tarafa geçiyorum. 21. sorudayız. Atatürk bu sözüyle aşağıdakilerden hangisinin önemini vurgulamıştır diyor. Bakalım ne söylemiş Mustafa Kemal Atatürk. Vatanını en çok seven, görevini en iyi yapandır diyor. Çocuklar, ben öğretmenim. Eğer vatanımı seviyorsam görevimi, üzerime düşen sorumluluğumu en iyi şekilde yerine getirmem gerekiyor. Ya da sizler bir öğrenci olarak eğer vatanınızı seviyorsanız üzerinize düşen görev ve sorumluluğu en iyi şekilde yapmanız gerekiyor. Bunların başında derslerinize çalışmak geliyor ilk etapta. Gelecekte ise ülkemize faydalı bireyler olmak sizin görevlerinizden bir tanesi. Tabii ki vatanınızı çok seviyorsanız, vatanınız için bir şeyler yapmak istiyorsanız çok çalışmanız gerekiyor ve faydalı birer vatandaşlar olmanız gerekiyor. Peki üzerimize düşen görevlere ya da sorumluluklara biz ne diyorduk çocuklar? Üzerimize düşen görevlere biz ne diyorduk? Aslında sorumluluk, az önce söyledim yanlışlıkla. D seçeneği olmalı, değil mi cevabımız? Üzerimize düşen görevlere biz ne diyorduk? Sorumluluk diyorduk. Evet, geldik 22. sorumuza. Hakkında bilgi verilen uygarlık aşağıdakilerden hangisidir diyor. Bu bir bilgi sorusu çocuklar. Bakalım neymiş? Başkentleri Ninova'dır. Evet, önemli bir ipucumuz. Başkentleri Ninova olan uygarlığımız. Bir düşünün bakalım hangisiydi? Çivi yazısını Anadolu'ya getirmişlerdir. Dünyanın ilk kütüphanesini kurmuşlardır. Evet, ikinci önemli ipucumuz da bu. Evet, bu bilgiler bizi hangi uygarlığa götürmeli çocuklar? Uygarlıklarımızı işlerken üzerinde durmuştum. Çok durmuştum hatta. Başkentleri Ninova olan Mezopotamya uygarlığımız hangisiydi? Asurlardı, değil mi? Çivi yazısını Anadolu'ya getirmişlerdi. Nasıl getirmişlerdi? Anadolu ile ticaret yaparak getirmişlerdi. Dünyanın ilk kütüphanesini kuran uygarlık yine Asurlardı. O yüzden cevabımız B, Asurlar olmalı. Evet, diğer sorularımıza geçelim hemen. Biraz küçültelim ekranımızı. 23. soruya bakalım. Buna göre 1 ve 2 olarak numaralanmış tanımlar aşağıdaki yer şekillerinden hangilerine aittir diyor. Aşağıda bazı yer şekillerinin tanımları yapılmıştır. Çevresine göre alçakta kalan geniş düzlüklerdir diyor. Hatırladık mı çocuklar? Etrafına göre, çevresine göre alçakta kalan düzlüklere biz ne diyorduk? Ova diyorduk, değil mi? Mesela özellikle ova alanları tarım için uygun olan alanlardı.
Konya Ovası, Çukurova, onun dışında Karadeniz'de Bafra, Çarşamba, Ege'ye geldiğim zaman Gediz, Küçük Menderes, Büyük Menderes gibi ovalar özellikle tarım için uygun, elverişli alanlarda ve çevresine göre alçakta kalan geniş düzlükleri biz ova diyorduk. Tekrar hatırlayalım. İkincisine bakalım. İkinci cümlemizde ne varmış? Üç tarafı sularla çevrili, bir tarafı karayla bağlantılı yeryüzü şeklidir diyor. Eğer üç tarafı sularla çevrili ve karayla bağlantılıysa bir tarafı da, biz buna ne diyorduk çocuklar? Yarımada diyorduk değil mi? Ama dört tarafı sularla çevrili olsaydı o zaman bu cevabımız ada olurdu. Baktığımız zaman bir ova, iki yarımada olan cevabımız A seçeneğimizdeymiş. Hemen işaretliyoruz A'yı. 25'e bakalım. Yanda 25. sorumuz var. Bu metinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir diyor. Karların erimesi ve yağmurun fazla yağması. Evet, altını çiziyorum. Karların erimesi ve yağmurun fazla yağması sonucunda su kaynaklarının seviyesi yükselir. Evet, zaten buraya kadar okuduğum zaman cevap çıktı diye düşünüyorum ama tekrar devam edeyim sizin için. Bu suların geçtiği yerlere zarar vermesiyle nokta nokta meydana gelir. Bu afet sonucunda akarsular ve barajlar taşabilir. Evet. Önemli bir ipucu daha geldi. Akarsular ve barajlar taşabilir diyor. Bu doğal afetimiz hangisi olabilir çocuklar? Kar eriyorsa, yağmur fazla yağıyorsa, su kaynaklarının seviyesi yükseliyorsa, aynı zamanda barajlar ya da akarsular taşıyorsa bu doğal afetimiz hangisi olabilir? Tabii ki de sel olacak. Son bir sorumuz kaldı 24. Onu da cevaplandıralım ve sonrasında bitirelim dersimizi. Bu bilgide nüfusun dağılışını etkileyen doğal özelliklerden hangisi anlatılmıştır diyor. Bakalım. Düzlük alanlarda nüfus fazlalaşırken dağlık ve engebeli arazilerde nüfus daha azdır diyor. Evet, düzlük alan, dağlık arazi, engebeli arazi. Mesela düzlük alan deyince aklıma benim hangi yer şekilleri geliyor çocuklar biliyor musunuz? Ovalar geliyor ya da platolar geliyor. Neden ova geliyor? Çevresine göre alçakta kalan düzlüklere biz ne diyorduk? Ova diyorduk. Plato ise çevresine göre yüksekte kalan geniş düzlüklerdi. O yüzden ova ve plato gibi yer şekilleri geliyor aklıma. Dağlık ve engebeli arazi deyince de aklıma zaten hangisi geliyor? Dağ yeryüzü şekli geliyor. Bunlar beni hangisine götürüyor peki? Onu da yazayım. Ova, plato, dağ. Bunlar bana yeryüzü şekillerini hatırlatıyor. Evet, baktığımız zaman nüfusun dağılışını etkileyen doğal özelliklerden. Evet, ova, plato, dağ. Bunlar bana yeryüzü şekillerini hatırlattığı için cevabım hangisi olmalı? C seçeneği yeryüzü şekilleri olmalı. Nüfusun dağılışını etkileyen doğal özelliklerinden, yeryüzü şekillerinden bahsedilmiş çocuklar bu sorumuzda.